Şu an neredeyim? Size hemen göstereyim. Büyük Kanyon'dayım arkadaşlar. Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Oha! İnanılmaz lan. Aa, kuş geliyor lan. Oğlum inanılmaz ya. Oğlum bu nasıl bir şey? Oha! İnanamıyorum şu an ha. Ya derinlik inanılmaz. Gerçekten çok iyi. Aptal. Esas manzaraların olduğu yere geldik. Aslında manzara pek değişmiyor da. Farklı farklı noktalardan bakılıyor işte. Devasa bir kanyon. Bayağı kalabalık burası. Korkuluk yapmışlar. İnsanlar düşmesin etmesin diye. Aa, birinin şapkası düşmüş şuraya. Ha, uyarılar da var. Nerede bu ya? Burası bayağı insanların hizmetine sunulmuş. Çoluğunu çocuğunu kapan, köpeklerini kapan gelmiş buraya gezmeye. Nasıl manzarası Gökçü? Efsane. Nasıl kalabalık olduğunu anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Sorry. İnanılmaz. Nasıl? Harika değil mi? Şimdi Yoki Point'e gitmek için otobüse bindik. Ulusal parklarda arabaların giremediği yerlere otobüse gidiliyor. Zion Park'ta da öyleydi. Yürüyoruz. 15 dakikada bir otobüs kalkıyormuş burada. Ve evet, sosyal mesafeye dikkat etmek için az insan var. Burası Grand Canyon'un en yüksek bölgesi olan Yaki Point'miş. Tabi belli yerlerde şeyler var. Korkuluklar belli yerlerde yok. Çok yüksek. Look at these. Nereye mesela gel. Burası da Kebab Trailhead'in manzarası. Fotoğraf çekiyorlar. Buradan Miller Point'e kadar trail varmış. Yani yürüyüş yolu. Onu yapacağız. Aa, burada kadınlar poz veriyor falan.
Arkadaşlar tam olarak şuradan geldik. Yolun başladığı yer. Geldik. Böyle şimdi devam ediyoruz. Şu an Keybap'tayız arkadaşlar. Az önce buraya gittik, Yaki Point'e. Biz buraya doğru şöyle Matter Point'e yürüyüş yapacağız. Planımız bu şekilde. Let's go. Yürüyorum. Nereye yürüyorum? Doğaya. Ne doğası lan? Burayla ilgili tabelalarda sıkça görülen bir uyarı da burada ateş çıkmaması için gereken özeni gösterin. Çünkü yaz ayında burada yangın çıkabilir ve çıkarsa gördüğünüz üzere çok sık ağaçlar çok kolay yayılabilir, büyüyebilir ve büyük bir doğa katliamına dönüşebilir bu olay. O yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. Gördüğünüz üzere şapka taktım çünkü güneş bayağı rahatsız etmeye başladı. Ya aynı ya. Bana az önce şey dedi, aynı her yer. Gerçekten bir noktadan sonra aynılaşıyor. Amerikalıların çok aktivitesi var ya böyle yapacak. Koskoca ülke. Koskoca kıta. Geçtiğimiz yollar. Yolculuk keyifli geçiyor. Aşırı sıcak değil ama güneş yine de bir rahatsız ediyor. Yani benim zaten ışığa karşı hassasiyetim olduğundan güneş bana iyi gelmiyor pek. Bilmiyorum, burada gitgide kararacağım. Türkiye'ye ser bir şekilde çok beyazım ya, gerçekten çok beyazım. Kiralanan bisikletler de bunlar istiyorsanız. Normal bisiklet bunlar, elektriklileri de var. Kiralanabiliyor. Ücretini sormadım. Çünkü biz yürüyüşle ilgileniyoruz. Ama yani bence 20-30 doları vardır diye düşünüyorum. Bu yol Matter Point'e gidiyor. Bu yolda Grand Canyon Visitor Center'a gidiyor. Bayağı yürüdük. Yani 1,5 kilometre yürümüşüzdür herhalde. Şimdi ana yola gidip oradan farklı noktalara gideceğiz. Yolun sonuna geldik. Burası ziyaretçi merkezi. Güzel bir yolculuktu. Kalabalığı görüyorsunuz. Burası Visitor Center. Let's go. Evet, kırmızı noktaların sonundan ikincisine geldik. Pima Point burası. Burada da yine muazzam bir kanyon manzarası var. Öncekiler bu taraftaydı. Biz daha şeye geldik. Batıya geldik. Colorado River akıyor. Görebilirsiniz şu an. Böyle. Burası da Mohave Point arkadaşlar. Bir burada oturma yeri var bu şekilde. Orada da vardı bir tane. Başka görmedim. Mohave Point demek ki güzel bir point.
da diğer tarafı. Evet arkadaşlar, burası da Morum Point. Güzel bir izleme yeri. Diğerlerinden farklı şu iki kaya var burada. Bakalım başka neler varmış. Güzel yerler ya, gerçekten. Ama güneş biraz hava bulutlandı, güneşin etkisi azaldı. Daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu bilmiyorum ama bana göre kötü oldu. Renklere bakın. Oo, gayet iyi. Biraz aşağıya indik şimdi. Yukarıdan böyle. Gabriel'in fotoğrafını çekeceğim. Of, bayağı yüksek ya. Gabi neredesin? Geldim. Bence gitme kanka. Gerek yok. Deli bu çocuk. Gabi! Madem hayatının bir önemi yok, Amerika'da senin böbreklerini satalım lan. Bayağı pahalı burada böbrekler. He? Sağlam değil mi senin böbrekler? Baba. Helal. Oh my God. Grand Canyon'un landmark'ına geldik arkadaşlar. Normalde ben burayı çizecektim ama vakit yetiştiremedim. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir sonraki? Ben buraya tekrar gelirim. Hava bayağı soğudu arkadaşlar. O yüzden böyle biraz giyinmemiz gerekiyordu. Bu